Aşkım eline sağlık çok lezzetli olmuş. Teşekkür ederim aşkım bir tane daha ister misin? Dur daha henüz bitirmedim örümcek kız. Neden bir tane daha isteyeyim ki? Aa kapı çalıyor duyuyor musunuz? Mu? Babacım kapı. Tamam oğlum açacağım bekle. Kim geldi? Ben geldim ben geldim. Aa Tarık gelmiş arkadaşlar. Tarık. He? Bana yardım etmen gerekiyor. Tarık. Bu hal ne oğlum böyle? Ne yaptılar sana? Kötü niyetli insanlar beni bu hale getirdi. Lütfen beni düzelt. Nasıl düzelteceğim lan seni? Ama Tarık git. Git oğlum git lan korkutuyorsun beni. Git oğlum. Korkma korkma ben Tarık. Lan Tarık korkutuyorsun beni yemin ederim birader ya. Ne bu hal böyle? Tamam bekle seni düzelteceğim bekle. Yerine dur. Dur şuraya gel. Şuraya gel seni düzelteceğim tamam mı? Nasıl düzelteceksin? Sana ufak bir ameliyat gerçekleştireceğim Tarık. Hiç korkma bak tamam mı? Ya oğlum yapma ya. Yapacağım oğlum merak etme bir şey olmaz. Böyle arkadaşlar pistonları koyalım. Tarık seni şimdi sıkıştıracağım. Eski geri döndüreceğim tamam mı? Ya bir şey olursa? Ya bir şey olmaz Tarık. Korkma korkma kardeşim ya. Ne kadar da korkaksın. <laughs> arkadaşlar umarım bir şey yarar ve Tarık eski geri döner. Tarık bunu sana kim yaptı? Çabuk söyle. Kimin yaptığını boş ver. Söyleyeceğim. Beni eski geri döndür. Tamam Tarık tamam. Bekliyorum. Bana bunun kimin yaptığını söyleyeceksin. Ben de onun işini bitireceğim. Hemen arkadaşlar şöyle sistemi aktifleştirelim. Ne yaptın bana? Tamam Tarık düzeldin işte. Aa çok ince oldu bu suyarda arkadaşlar. <laughs> Dur Tarık seni çekişle düzelteceğim. Azıcık dur yerinde. Dur şöyle tepeye çıkayım. Dur kardeşim. Hop. Ee, daha kötü oldu. Ne yaptın? Oh, olamaz Tarık. Dur bekle. Oğlum ne yaptım ben sana? Olamaz. Arkadaşlar Tarık'ı düzelteyim derken daha da beter yaptım. Lan ne yapacağım ben şimdi? Oğlum al işte ne yaptın ya? Daha iyiydi. Of arkadaşlar ya. Tarık baksanıza garip bir aile ürünü. <laughs> Şunu öldürelim. Bu ne böyle ya? Tarık ben seni düzeltemiyorum kardeşim. Sana bunu kimin yaptığını söylersen ama onları öldürebilirim. Bakın bankanın arkasındalar. Bankanın arkasındalar mı? Tamamdır Tarık bekle. Şimdi onların işini bitireceğim. Belki onlardan bir şey alabilirsem seni düzeltebilirim tamam mı? Sen burada kal tamam mı Tarık? Tamam kardeşim ben. Tamam ben. Yürüyemiyorum zaten. Böyle kaldım. <laughs> Korkma Tarık tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi Tarık'a bunu yapanların yanına gideceğim. Sanırım Tarık'a bunu yapanlar onlar işte arkadaşlar. Buldum onları. Gelin bakalım buraya. Hey Tarık arkadaşıma ne yaptınız? Ne iş çeviriyorsunuz siz burada? Benim boyuna baksana lan küçücük bir şeyler bu. <laughs> Ha <laughs> ha boya bak boya. <gülüyor> Gülüyorsun dalga geçiyorsun boyumla he. Ne var boyumda? Ne var boyumda he? Baksanız arkadaşlar köylüye ne yapıyorlar? Ah gene acıyor. Yapmayın. Sakin ol bir şey olmaz. Adamın canı acıyormuş. Yapmasanız da. Sen ne yaptın köylüye? <laughs> Arkadaşlar o kadar ezmiş ki baksanıza burnu Pinokyo gibi olmuş köylüler. <laughs> Senin adın ne köylü? Benim adım Pinokyo köylü. Aferin güzelmiş. Oha arkadaşlar köylüyü ne yapmışlar? Baksanıza geniş köylü. Selamünaleyküm kardeşim. Sana ne olmuş böyle ya? Genişledim. Çok mu genişledin? Oha. Hey, sen ne yapıyorsun burada kısa boylu? Ne olmuş kısa boyluysam? Sizin boyunuz ne kadar bir kere? Hadi ben kısa boyluyum. Sen ne kadarsın? Bakayım senin boyuna şöyle. Eee. E sen de 4 metre bir şeysin. Senden daha uzunum. Ha <laughs> Sen bekle oğlum lan bekle. E ben de neyim arkadaşlar? Ben de 2 metreyim. Ne olmuş yani? Bak 2 metreyim ben de. Ama dur oğlum sen dur yerinde. Ben de hepinizden daha uzun boylu olacağım. Bekleyin oğlum siz. Benim boyumla demek ki dalga geçersiniz he? Tarık arkadaşımı da bu hale sokarsınız he? Şimdi ben size gününüzü göstereceğim oğlum. Ben de boyumu uzatacağım ve onlarla savaşacağım arkadaşlar. Kardeşim Bitirdin mi işlerini? Hayır bitirmedim Tarık. Onların işini bitirmem için ilk önce boyumu uzatmam gerekiyor. Nasıl uzatacaksın? Orası bende Tarık sen merak etme kardeşim. Arkadaşlar şimdi dünyanın en büyük kaskını, en uzun kaskını ve en büyük en uzun pantolonunu yani botunu kraftlayacağım. Bu sayede arkadaşlar hem boyum uzayacak hem de arkadaşlar kafam uzayacak. Göreceksiniz az sonra anlatmama gerek yok göreceksiniz. Şimdi bir önce alalım arkadaşlar. Burada 9 tane kaskımız var. Bu arada ben bu proje üzerinde yıllardır çalışıyorum arkadaşlar. Yeni bir proje değil yani. Şöyle koyalım bundan. 9 tane koymamız gerekiyor arkadaşlar. Siz de yapmayı deneyebilirsiniz kendi oyununuzda. Tamamdır arkadaşlar. En güçlü kask oluştu bakın burada dünyanın en uzun kaskı. Hemen bunu alıyoruz. Aha bak giydiğinde kafamda böyle gözüküyor. <laughs> Bakın arkadaşlar. Dünyanın en uzun kaskı. Bence çok güzel durdu arkadaşlar. Bu bizim kafamızı bayağı bir korur ve boyumuzu uzatır. Şimdi arkadaşlar dünyanın en uzun paltonunu ve botunu yapacağız. Bunları hemen alalım arkadaşlar. Daha doğrusu botunu yapacağız. Böyle crafting table'a. Bunlardan tam olarak 9 tane koymamız gerekiyor. Ve bunları elmas seçmedim. Elmastan yapmadım arkadaşlar. Zaten yani gerek yok. Boyumuzu uzatmak için bu yeterli. Hemen bunu alalım. Bunu arkadaşlar içeride giymeyeceğim. Eğer içeride giyersem arkadaşlar büyük ihtimalle kafam çatıdan çıkar. O yüzden dışarı çıkacağım arkadaşlar. Hadi bakalım dışarı çıkalım. Aşkım bu kafandaki kaslar ne öyle? Babacım çok komik duymuş. Çok mu komik durmuş? Oha. Aa dur dur silahımı almayı unuttum ya. Arkadaşlar örümcek çocuk silahları hatırlattı. Hemen silahlarımı alayım arkadaşlar. Silahsız gidiyordum az kalsın. Hemen silahlarımızı aldık. Bakın arkadaşlar PUBG silahları. Bunlarla gideceğim tabii ki de. Şimdi... Botu giyiyoruz. Bakalım boyumuz ne kadar uzayacak arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Giydim. Oha! Arkadaşlar boyuma bakın. Boya uzadı yalnız. Biliyor musun Tarık boyuma bak. Ne içeri şeyde o kadar uzaması? Bekle Tarık sen bekle oğlum. Onların işini bitireceğim asıl. Ne işe yaramaması? Bayağı işe yarayacak. Baksın, baksınız arkadaşlar kafamdaki kaska. Şuna bakın arkadaşlar. Hayvan gibi oldum. Neyse süper. Şimdi onların işini bitirmeye gidebilirim. Boyum yeterince uzadı arkadaşlar. Hatta gidip boyumuzu bir ölçelim isterseniz. Yani düz bir duvar bile bulamıyorum arkadaşlar. Boyumu ölçecek düz bir duvar bulsam hadi neyse. Tamam dur belediye binası var arkadaşlar. Belediye binasında boyumu ölçebilirim. Valla kardeşim benim boyu şuradan başlıyor. Şöyle gidiyor. Kaskı da katarsak 10 metre falan 6 metre ile 10 metre arasında arkadaşlar boyum. Zaten oradakilerin boyu 4 metreydi. <laughs> Çok iyi canım ailem tamamdır. Şimdi onların işini bitirebilirim. Gelin bakayım buraya. Artistiniz kime size ne? Şunu öldüreceğim arkadaşlar. Hadi. Hadi işte bu. Ya bakayım buraya. Gel buraya gel buraya gel buraya. Ferit Dailisi ölmez. Bu savaş bitmez. Al bakayım. Demek benim ekibi, benim boyumu dalga geçersiniz he. Al bakalım. Benim boyumda dalga geçen sonu böyle olur. Hayırdır benim boyumda dalga geçiyordunuz. Alın bakalım. Al bakayım. Siz de alın. Asıl siz ikiniz dalga geçiyordunuz. Sen de al. Al. Ne yaptın köylü? Pinokyo yapmışsın köylüyü al bakalım. Bırakın köylüyü rahat bırakın. Adam beni rahat bırakın diyor. rahat bırakmıyoruz. Al lan al lan. Al. Al. Sen de al. Ne yaptın köylüye? Yazık değil mi bu köylüye? beni ordu için teşekkür ederim. Önemli değil merak etmeyin arkadaşlar kurtulacaksınız. Bir gün inşallah siz de düzeleceksiniz. Evin boyutuna baksanız arkadaşlar sığmıyorum eve. Baksanız arkadaşlar kaskla beraber kafam girmiyor. Baya bir şey kırmam gerekiyor. Şu kapıyı kıralım. Evet giremiyorum. Gene giremiyorum arkadaşlar. Şunu da silelim. Harbiden giremiyorum canım ailem. İmkansız yani eve girmem. Bir de şöyle deneyelim. Evet giremiyorum. Hala giremiyorum. Hadi birazcık ucundan giriyor gibi oldu. Şunu da silelim arkadaşlar. Hadi. Hadi giremiyorum eve ya. Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar hiçbir şekilde sığmıyorum. Çatıyı da silmem gerekiyor herhalde çatıyı da alalım. Arkadaşlar giremiyorum eve. Vallahi Aa girdim. Tamam girdim arkadaşlar. Sonunda sığdım be. Arkadaşlar sanırım burada bir tane gizli geçit var. Şimdi bu gizli geçit açacağım arkadaşlar. Bakalım nereye gidiyor. Çok merak ediyorum. Aa. O gizli geçit arkadaşlar. Şimdi buradan aşağı atlayacağım. Bakalım burası nereye arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Aa. Oha. Nereye geldim lan böyle? Dur bari mermimi değiştireyim de. Çünkü orada kötü niyetli adamlar var. Siz benim demek istediğimi daha iyi anladınız. Hayırdır ne oldu e? Ne yapıyorsunuz köylere? Bak 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 bak. Bir de saldırıyorlar. Utanmaz arlanmaz. Bak 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 alın bakalım al 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 siz Ferit Ailesi'nin gücünü henüz görmemişsiniz herhalde saldırın saldırın mı Allah Allah nereye kime saldırıyorsunuz ya hayırdır al bakalım al bakalım al bakayım al bakayım al bakayım işte bu ne yaptılar size söyleyin ben akıllı köylü büyük beyinli akıllı köylü tamam güzel sen söyle sen kimsin ben çok kaslı köylü kolları bak oha çok kaslı ama beyinsiz köylü evet sen ne yapıyorsun senin de görevin ne evet. Basık köylü tamam. Bu ne? Bu Tarık. Aa Tarık gibi vurmuşlar burada yazık. Senin adın ne? Ben bile bilmiyorum adımı. Adını kendin bile bilmiyorsun he. O derece aklımı kaybettim diyorsun yani. <laughs> Baksanız arkadaşlar köylüler üzerinde garip grup deneyler yapıyorlarmış burada. Neyse artık buradan çıkalım. Köyümüzü bu mafyalardan temizledik sonunda arkadaşlar. Artık köyümüz daha güvenli bir yer. Her neyse bir videonun daha sonuna gelelim. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar Tarık düzeltmeye gidiyorum bu arada. Umarım düzeltebilirim. Sağda ve solda arkadaşlar iki tane video var. İki videoyu lütfen tıklayın. O videoyu lütfen tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.